Teşekkür ediyorum Sayın Başkanlar. Konuşma süresince gösterdiğim resimler, yani altında bazılarında şeyle gösterdiklerim hariç kendi hastalarımızdan oluşan resimler. Önce onu söyleyerek başlayayım. Şimdi kronik pankreatitli hastaların bir grubunda, işte şu 1000 hastalık seriye göre %47'sinde sadece darlıktan, %18'inde sadece taştan, şu resimde dikkat edelim darlık yok. Stent taktıktan sonra şöyle iki tane taş olduğunu görüyoruz. %32'sinde de hem darlıktan hem de taştan kaynaklanan, şu hastada şurası dar, arkasında büyük bir taş var. Şurada da muhtemelen taşlar var. Ana pankreas kanalında obstrüksiyon oluyor ve buna bağlı olarak basınç yüksekliğiyle hastaların ağrıları oluyor. Eğer siz bu taşı çıkarıp darlığı tedavi ederseniz bu ağrılar, eğer bu basınç yüksekliğine bağlı geliştiyse, geçiyor. Bunun geleneksel, definitif tırnak içinde tedavisi esasında cerrahi, yani yıllar içerisinde yapılmış belli bir başarı oranı var. İşte rezektif veya drenaj cerrahileriyle beraber taşların çıkarılması oldukça başarılı. Endoskopik çalışmalarla kıyaslandığında da mesela JAMA'da yayınlanmış yakın tarihli endoskopik tedavilerden de başarılı. Bu da bir tane birkaç yıl önce yayınlanmış bir meta analiz. Orada da cerrahi tedavi bir sürü çalışmanın toplamında esasında endoskopik tedavilerden daha başarılı görünüyor. Benim konum bugün endoskopik ve işte bazı yardımcı tedavi yöntemlerin bugün için hangi seviyede olduğunu anlatmak. Çünkü tıp teorik olarak şöyle gidiyor, yani daha invaziften hep daha non-invazive. Açık cerrahi yapıyorsanız işte laparoskopik yapıyorsunuz, robotik yapıyorsunuz, mümkünse endoskopik yapıyoruz. Varsa ilaç veriyoruz değil mi? Hep daha non-invazive gitmeye çalışıyoruz. Endoskopik ve diğer yöntemlerin mantığı da esasında böyle düşünülmeli. Yani cerrahiye karşı bir alternatif olabilir mi veya olması için ne yapmalıyız diye yıllar içerisinde işte endoskopik, pankreatik endoskopik işlemlerin yapılmaya başlandığı 1980'li yıllardan beri belli bir gelişme sağlanmış durumda. Şimdi endoskopik işlemlerin amacı ana pankreas kanalının akışını bir şekilde kolaylaştırmak. Esasında ağrı tedavisi bugün anlatacağım konu. Komplikasyonların tedavisi bugünkü konumuzun dışında. Ağrı tedavisi deyince biraz önce söylediğim taş ve darlık tedavisinden ayrı ayrı bahsetmek gerekiyor. Şimdi taş tedavisine, pankreas kanal taş tedavisine esasında şu tabloda görebiliriz. Bir grup hasta rutin taş dediğimiz taş, hani koledok taşları gibi sfinkteretomu yapıyorsunuz, balon veya basketle taşı çıkarıyorsunuz. Pankreasta bu çok düşük bir oranda oluyor. Pankreas taşları genellikle daha zor taşlar oluyor. Çoğu impakti oluyor. Özellikle de 5 milimetrenin üzerindeki taşlar impakti oluyor. Bu durumda iki yöntem kullanılabiliyor. Ya taşı küçültüyoruz sonuçta o kanaldan çıkarmak için, ki en sık kullanılan ESVL'dir. İntrakorporeal olarak da lazer, elektrohidrolik diotripsi veya mekanik diotripsi yapabiliyoruz. Veya taşın çıkacağı yolu genişletmemiz gerekiyor. Bunun için multiple plastik stentler kullanabiliyoruz veya tam kaplı metal stentler kullanıyoruz. Şöyle bazı örnekler, bu rutin taş, şurada darlık var, içinde yüzen taş var, balonla dilate etmişiz. Bakın küçük taşlar, daha sonra stent koymuşuz. Burada da minör papilladan çıkarttığımız küçük bir taşı görüyoruz. Fakat çoğu, dediğim gibi %90'dan fazlası başka şeyler gerektiriyor ki en büyük deneyim ESVL ile ilgili literatürde. Ekstrakorporeal olarak taşları küçültebiliyoruz. Bu yeni Gastrointestinal Endoscopy Clinics of North America'da yeni yayınlanmış bir şeyde. Pankreas taşlarına yaklaşımında radyo opaksa, eğer taş 5 milimetreden büyükse doğrudan doğruya ESVL ile taşı küçültmek, 3 milimetrenin altında veya densitesini küçültene kadar ESVL yapmak, daha sonra endoskopik işlemlere girişmeyi öneriyor. Radyolüsen ise önce endoskopi yapıp işte nazopankreatik diren koyup onun gösterdiği taşları kırmayı öneriyor. O yazıdan örnek, şurada büyük bir tane taş var. Bakın burada densitesi azalmış, küçülmemiş ama daha sonra endoskopik tedavi yapılmış. Burada taşlar görünmüyor. Nazopankreatik diren koymuş, taşları görmüş, onları kırıp işleme devam etmiş. Şurada bizim deneyimimiz, şurada büyük bir tane taş var. İşte birkaç seans nazo şeyden sonra, ESVL'den sonra şurada stent koymuşuz, taşı burada. Şurada çok hafif bir şey var değil mi? Şu taş, ben bu slide'ı gösterirken sizi temin ederim aynı hasta diyorum hakikaten. Yani seanslar sonra, bu
Burada acele etmemek gerekiyor bence kritik olan. Bakın hiç taş neredeyse görünmüyor. Bu taşlar şey oluyor, etkili bir tedavi yapabilirseniz hakikaten kırılıyor. İşte CT'de taşlar, direkt grafide. Daha sonra süreç içerisinde hiçbirini görmüyoruz. Darlığı devam ediyor hastanın. Bu da radyolüsen bir taş. Nazopankratik takmışız. Yine bizim hastamız. Taşları kırdıktan sonra hepsini temizleyebilmişiz. Bu yakın zamanda yaptığımız hastalardan biri. Şurada kanal dilatı, önünde taş var. ERCP sırasında gidiyor kontrast madde. Taştan ileriye gitmiyor. SVL seanslarından sonra taşın biraz şekil değiştirdiğini, küçüldüğünü görüyoruz. Kılavuz telle geçebilmişiz ve stent takabilmişiz. Yani endoskopik tedavinin devamını da sağlama yönünden SVL etkili. SVL'nin taş çıkarmadaki etkinliği ile ilgili bir sürü çalışma var eski tarihlerden beri. Bakın neredeyse 4'te 3'ünde komple taş klerensi ile ilgili başarılı sonuçlar var. Ağrı şeyde giderilmesi de %60 ile %80 arasında SVL etkili. Şu biraz daha karışık bir şey ama şunu için koydum. Bazen ERCP yapmadan doğrudan doğruya sadece SVL yapıp bırakanlar var. Yani taşı parçalıyor, onların kendiliğinden dökülmesini sağlayan, şöyle şuralara dikkat edelim, büyük seriler var. Sadece SVL de yapılabilir. İntrakorporeal litotripsi, elektrohidrolik veya lazer litotripsi şeklinde yapılıyor. Pankreasın içerisine bir endoskop gönderiyorsunuz. Onun içerisinden işte lazer veya elektrohidrolik litotripsiyle taşları çıkarıyorsunuz. Bu iki yöntemi kıyasladığınızda lazer litotripsinin biraz daha bu işi çabuk yaptığı, yoksa total sonucun benzer olduğu biliniyor. Tek başka literatürden aldığım resim şu esasında. Çünkü ben hiç kullanmadım. Türkiye'de yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bunu devlette çalışan hekimlere verme şansı bugün için görünmüyor. Sonuçta içeriye giriyor duodenoskopun çalışma kanalından, taşı görüyor ve lazerle veya elektrohidrolik litotripsiyle kırıyor. Kolay değil esasında. Darlık varsa orayı sizin 10 frenç bir şeyle, kolonj pankreatoskopla geçmeniz lazım. Dolayısıyla inceyse yapamazsınız. Eğer böyle tortuöze bir pankreas kanalı varsa ki bu hastalarda çok oluyor, işiniz zor. Pahalı, deneyim istiyor ama eğer yapabilirseniz çok etkili. Yani de işlemi kısaltıyor. İkinci konu darlık tedavisi. Şimdi ESKE, ASKE ve uluslararası çalışma gruplarının önerdiği pankreas darlığında, bunlar sonuçta kanıta dayalı verileri kullandıkları için başlangıçta bir tane 10 French stent takıp hastayı izlemek, eğer buna dirençli ise multiple plastik stent yapmak, FCSN şey, tam kaplı metal stent takmak veya cerrahiye vermek şeklinde şu aşamada işte bir hastayı herkesle beraber değerlendirme öneriliyor. Şu grup, iki grubun vaka sayıları arttığı zaman ben gelecekte şu iki şeyin kutucuğun bu tarafa geçeceğini düşünüyorum bazı hastalarda. Şimdi sonuçta ya bir tane plastik stent takın diyor. İşte refrakter hastalarda tam kaplı metal stent takın diyor ki tam kaplı metal stent. Eğer 8 milimetre bir şey takarsanız 7 tane aşağı yukarı 7 frenç stente denk geliyor. Veya yan yana birçok plastik stent koyun deniyor ki kalıbı genişletip darlığı düzeltebilelim diye. Burada bir tartışma var literatürde, stenti ne zaman değiştirelim? Yani ben en son gelinen noktayı söyleyeyim. Tak, bir yıl bekle, bir yıl sonunda değerlendir şeklinde. İşte 3 ay, senede 3 kere değiştir, tak unut hastayı, semptomatik önce değişti gibi. Başka tartışmalar da var ama bir yıl bugün için önerilen şey. Kendi hastalarımızdan örneklerle gideyim. Şimdi bu eğer tek plastik stent takarsanız 10 French, bu kılavuzlarda önerilen literatürde %50'ye kadar bir strüktür rezolüsyonu bildiriliyor. Sonuçta 3 milimetrelik bir açıklık sağlıyorsunuz çünkü. Ağrıda gerileme uzun dönemde %67 civarında, fakat doğal olarak nüks daha fazla bu hastalarda. Kime uygun? Eğer bu açıklığı, şu 10 French bir tanesinden şöyle, bu açıklığı 10 French ile sağlığa açtığınızda akışını sağlayabiliyorsanız, öyle bir kanalınız varsa uygun. Bakın aynı hastanın daha sonraki kontrolü. Şu da şöyle, şurası ince. Çok da geniş bir kanal değil. 10 French'in yaptığı açıklık hastaya yeter gibi duruyor. Daha fazlasına ihtiyacı yok. Halbuki multiple plastik stent daha dar, daha geniş kanallı hastalarda yan yana plastik stentler koyup kalıbı genişletme mantığına dönüyor. Bakın orada başarı artıyor. Strüktür rezolüsyonu %90'a. Ağrıda gerileme de 9,5 yıllık izlemde %77'ye kadar bildirilmiş. Kendi hastalarımızdan şurada iki tane darlığı var. Önce tek stent koyabilmişiz, daha sonra 3 tane. Bakın şu darlıklar şu hale gelmiş. Demin gösterdiğim hasta. Başka bir hasta, şurada darlığı var.
Şurada 4 tane plastik stent takmışız. Şu. Bence bunun en güzel şu filmlerden birisi şu. Mart 2022, yaklaşık bir yıl sonra çektiğimizde bu etkinin de kalıcı olduğunu gösteren bir film bu. Nihayet metal stentler eskiden bilyerde çok kullanılıyordu. Pankreasta çok çekiniliyordu. Fakat giderek kullanılmaya başlandı. Benim kendi hastalarımdan örnekler. Bakın şurada kocaman bir tane taş var. Bu taşı parçalamadan buradan çıkarmak esasında pek hayal edilen bir şey değil. Bunu ama metal stent biraz değiştirdi. Bakın buradan metal stent koymuşum. Şöyle burada bası izliyoruz. Çıkarttıktan sonra basketle taşı parçalamadan çıkartabilmişim. Şurada son hali. Oldukça büyük bir taşı çıkarabilmişiz. Şu. Burada benim bir tane videom olacaktı ama gelmedi. Çok önemli değil. Minörden konabilir mi metal stent? Bakın majör papil burada, minör burada. Koymuşuz, konabiliyor sonuç olarak. 4 ay sonra çıkarttığımızda şuradaki darlığın belirgin olarak düzeldiğini görüyoruz. Şimdi bu hasta daha önce plastik stentler konmuş, hem taşı var. Plastik stentler içeride parçalanmış kalmış. Şurada strüktürü var. Metal stent koymuşuz. Taşı ve şeyleri, parçaları çıkarttıktan sonra hasta oldukça iyi gitti. 4 sene sonra çektiğimiz kolanjiyografisi şurada. Aynı hastanın. Şu filmle şunu kıyaslayalım. Oldukça yarattığı düzelme etkisi de kalıcı gibi duruyor. Şimdi tam kaplı metal mi, multipil plastik mi takalım? Bununla ilgili bir meta analiz yayınlandı 2021'de. Pankreatoloji dergisinde. Şu tabloda onu özetledim ben. Esasında ağrı rezolüsyonu, rekürrensi, darlık rekürrensi rakamlara şurada dikkat edelim. Ağrı rezolüsyonu %90'larda. Rekürrens %10'larda, darlık rekürrensi %8'de, yeniden endoskopik girişim işlerinde hepsi birbirine benzer. Tüm komplikasyona bakıldığında biraz tam kaplı metastentlerin aleyhine gibi duruyor. Nedir o? Stent migrasyonu ve koledoğa basısı tam kaplı metastentlerde multipil plastik stente göre daha fazla oluyor. Kendi hastalarımızdan bir iki örnek, bakın burada darlığı var, taşlar var. Taş şuraya kadar koymuşum metastenti, 3 ay sonra geldiğinde şöyle aşağıya duodenuma doğru kaymış. Fakat yine de işini görmüş. Şunu kıyaslarsak dekompresi olmuş pankreas kanalı. İçeri migre olan ben 24 tane metastent hastam var. Bir tane hasta oldu. Şöyle koymuşum, koyduğumda bakın şu kadarı da dışarıda duruyor. Çıkartmaya geldiğinde içinden koyduğum plastik stent duruyor. Öbürü içeride. İçeride onu yakalayıp çıkarabildim bunu. Tekrar metastent taktım. Halen stentli olan bir hasta. Bu koledoğa basısı literatürde olduğu için ben istisnasız her hastada mutlaka koledoğada metastent koyduğum zaman pankreasa plastik stent koyuyorum. Darlığı yoksa plastik koyuyorum. Darlığı varsa böyle ikili koyuyorum. Hem pankreasa hem koledoğa metastent koyuyorum. Böylece bir taş yani aynı seansta veya aynı süre içerisinde ikisini birden tedavi etmeye gayret ediyorum. De novo darlık diye bir kavram var. Metastentte şu üst ucunun pankreas dokusuna değdiği yerde darlık yokken darlık gelişiyor bazı hastalarda. Bakın ilk filmi şu, şurada darlığı var. Metastent taksım tam değdiği yerde şurada bir darlık var. Şimdi ben şu resim bence benim konuşmamın en kıymetli resmi. Aynı hastanın 14 ay sonraki filminde o deneyo darlık çok da progresif bir şey olmadığını gösteren bir resim esasında. Sonuç olarak tam kaplı metastentler multipil plastik stentle benzer etkilikte ama hem taş çıkarmayı kolaylaştırıyor hem de işi daha kısa sürede bitiriyor gibi duruyor. Endosonografik olarak tarif edilmiş yöntemler var. Yani bu konuyu çok uzun anlatmadım. Yani bu süre onun için biraz yetersiz. Mideden veya duodenumdan duodenoskopla ERCP ile pankreas kanalına girilemeyen hastalarda işte pankreas kanalına girip onu mide veya duodenuma esasında anatomik olmayan bir şekilde direnetme ile ilgili oldukça teknik olarak zor deneyim isteyen şeyler tarif edilmiş. Şimdi bu söylediğim yollarla eski çalışmalarda pankreas cerrahi ihtiyacı aşağı yukarı %17 gibi görünüyor. Bu biraz eski bir yazı ama daha yeni tarihli yazılarda da bu rakamı şu tabloya ekleyecek pek bir yazı bulamadım ben. Yani %83'ünü endoskopik ve ESVL yöntemiyle sanki hallediliyormuş gibi literatür bilgisi. Benim Hacettepe Üniversitesi'nde takip ettiğim son 6 yılda 122 tane böyle endoskopik tedavi yaptım. Kronik pankreatitte hastaya buraya gelmeden önce şöyle baktım ben bunların içinde ne yapmışım. İşte 62 tanesini yani yaklaşık yarısını bir tane on fren stentte izleyebilmişim anatomileri onlara uygun olduğu için. Önemli bir kısmı stentsiz, bazıları halen stentte. 20 tanesi %16'sı multipil plastik stent de izlemişim. 24 tanesine tam kaplı metal stent takmışım. Bunu yapmaya başladıktan sonra şu multipil plastik stenti birazcık daha az kullandığımı söylemem lazım.
Ben 16 hastayı, yani %13'ünü deminki tabloyla aşağı yukarı benzer cerrahiye göndermişim. Kimleri göndermişim diye şöyle bir baktım. Şu ansa pankreatikası olan bir hasta şöyle dönüyor. Yıllar önce çektiğim bir film, aynı hastanın 2012-2023 arasındaki takibini görüyor. Şurada da var aslında ama klavüsler şuralarda bir yerde takıyor. Aslında şu taşları ansası olmasa belki de bir metastent takıp çıkartabilirdim diye düşünüyorum ama bu hastayı bu nedenle cerrahiye vermişim. Şu hasta, şurada büyük taşı var. Pankreas kanalına girişim, kontrast, şu kadar dar bir kanal. Daha sonra kocaman bir taşla karşılaşmışız. Kılavuz teli sokamadığımız gibi başka işlerde onu çıkaramayacağımızı düşünüyoruz. Cerrahiye vermişim. Şu hasta, kocaman bir tane taşı var pankreas kanalına. Hani kapı duvar oluyor hakikaten. Girmeniz mümkün olmuyor. Belki ESV ile yapabilirsiniz, bunları çözebilirsiniz. Bunu vermişim. Şurada ameliyattan sonra biliyer sisteme koyduğum taşı çıkarttığımda aldığım film. Bu taş hakikaten çıkartılmış. Şurada diğer 4 tane hasta kanal boyunca oturmuş büyük taşlar var. Buradan Klaus Tell'le bile geçmek pek mümkün olmuyor. Bu da benim cerrahi verdiğim bazı hastalar. Bu da son slaytım. Bunun taşı şeyi ilacı yok mu? Literatürde bir tane Japon yazısı var. Seri. Bir iki tane de vaka takdimi var. Trimetadiyon var. Antiepileptik bir ajan. Dimetadiyona dönüşüyor ve pankreas kanalına yüksek miktarda geçen bir ajan. Kalsiyum karbonatı çözüp taşları aslında küçültüyor. Bakın aynı hastaların şeyleri var, kontrol bilimleri. 35 ay aldığında şu kadardaki taşlar hiç endoskopik bir şey yapılmamış bu arada. Şu hale gelmiş. Şuradaki taşlar aynı kesitte iyice küçülmüş ve azalmış. Şu taş kaybolmuş neredeyse. Aylar sonra trimetadiyon esasla pankreas taşlarını eritiyor ama Türkiye'de ben baktım sanırım yok bu ilaç. Uzun süre vermek gerekiyor. Fotosensitivite gibi de bir yan etkisi olduğunu biliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Erkan Hocam, güzel görseller içeren etkileyici sunumunuz için teşekkür ederiz. Salondan soru ve katkısı olan hocalarımız. Buyurun Osman Hocam. Erkan Hocam, bu güzel sunum için çok teşekkür ederim. Özellikle kendi vakalarınızla zenginleştirmeniz çok etkileyiciydi. Tebrik ediyorum. Benim sorum şu. Radyolojik olarak kronik pankreatiti olan, taşları olan, müpem gastrointestinal sistem semptomları olan fakat ağrısı olmayan hastalara yaklaşımınız nedir? Kronik pankreatitte endoskopik hatta cerrahi tedavinin endikasyonu ağrı. Yani taş giderme veya darlığı düzeltmeye çabalamanız için çabalamanın şeyi endikasyonu ağrı. Komplikasyonlar hariç. Ağrı yoksa o taşı çıkarsanız darlığı düzeltseniz bile teorik olarak bugünkü bilgilerimize göre progresyonunu endokrin yetmezliği, egzokrin yetmezliği zaten taş ve darlık oluştuğu seviyede büyük oranda gelişmiş oluyor. Geriletmeniz veya düzeltmeniz mümkün olmuyor. O nedenle sadece bizim kılavuzların hepsi böyle başlar. Endikasyonu, endoskopik tedavinin endikasyonu ağrıdır diye. Ben hiçbir şey yapmıyorum hastalara asemptomatikse. Bugünkü bilgilerimize göre öyle hocam. Buyurun Sayın Hocam. Gerçekten güzel sunum için teşekkür ederim. Şimdi pankreatik stentlerde biliriz ki özel bir plastik stent dizaynı vardır. Pankreatik kanalın yapısı nedeniyle çoklu delikli, duvara çok bası yapmayan tam kaplı stentlerin pankreasta kullanılması pankreatiti nasıl engelliyor? Geride bir pankreatik parenkim çok kalmadığı için mi acaba? Çünkü o mantığa aykırı bir şey. Birincisi bu. İkincisi pankreatik stent koledoğa bası yapar diye koledoğa bir plastik stent koyma ikinci bir işlem. Yani kolestaz yokken metastent koymak amacıyla koledoğa stent koymak ayrıca bir işlem gerektiriyor. Artı aynı seansta yapıyoruz. Aynı seansta. Evet. Plastik stent koyarsanız 3-4 ayda bir de onu değiştirmeniz gerekiyor. Bir yıl beklerken metastent koyarsanız da uzamış bir ve maliyet ve uzamış bir işlem oluyor. Bir de ben söyleyeyim isterseniz unuturum sormayı. Yani birincisi için böyle Cambridge şiddetli yani hani artık kanalda taşlar olmuş, darlık olmuş hastalarda tam kaplı metastent koyduğunuzda hiç pankreatit olmuyor. Benim bu 24 tane hastanın içerisinde bir tanesi
pankreat doldu. Genç bir kızdı. Böyle pankreas dokusu duruyorsa, sadece işte hafif dilatasyon var, canlı bir pankreassa, ona koyduğunuzda pankreat doluyor tam kaplı metastentte. Ağrıdaki ama başarısızlığı belki de ona bağlı. Hani ağrıda biraz daha geri duruyor sanırım. Evet. Minimal bir pankreatit şeyi oluyor hata. Klinik olarak ameliyat yükseliyor. Canlı doku şeyi varsa, parenkimi varsa oluyor. Onun dışındaki hastaların hiçbirinde hiçbir şey olmadı. Sevgili hocalarım, süremizi çok aştık. En az 25 dakika gerideyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.